Yine Tanrı'nın Kopya'da Tekirdağ Bölge Birliğimizin değerli bölge müdürü, müdür yardımcıları, Türk işimizin çok değerli il temsilcisi, Türkşehir Bağlı Sendikamızın çok değerli şube başkanları ve yöneticileri, Yolcu Sendikamızın eski genel başkanımız, siz çok değerli arkadaşım Nuhi Başkan, değerli misafirler, değerli basın mensupları, Tekirdağ şubemizin olağan genel kuruluşundan siz değerli arkadaşlarım. Bir gün Kopya Sendikamızı birkaç kelimeyle anlatmak gerekirse, her şeyden önce üyemize hizmet ettiğimiz bu kutsal çatı altında hep birlikte biriktirdiğimiz dostluktan, güvenden, inançtan, birlikte edindiğimiz değerlerden, ortaya koyduğumuz kardeşlik ve dayanışma ruhundan söz etmemiz gerekir. Ülkemiz için, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için, emeğiyle geçinenlerin hak ve özgürlükleri için, üyelerimizin çıkarları için mücadele verirken, her zaman hakkın, hukukun, doğrunun, adaletin, bütün insani değerlerin yanında olan güçlü, kararlı, mücadeleci bir sendikadan söz etmemiz gerekir. Bütün bunları sağlayan siz değerli üyelerimizden, KOPİŞ çatısı altında el ele, gönül gönüle ekmek mücadelesi veren siz değerli kardeşlerimden söz etmemiz gerekir. İşte bizim için KOPİŞ'i bugün sendika hareketin içinde parlayan, bir yıldız yapan, herkesin gıpta ettiği, özendiği bir sendika haline getiren bu değerlerimizdir. Yani sizlersiniz. İstanbullu, Tekirdağlı, Edirne'li, Kırklareli, Çanakkale'li değerli kardeşlerim. Sizlere bugün sıcak, güler yüzlü, dost canlısı insanların yaşadığı bu eşsiz güzellikteki bölgeden, Trakya'nın incisi Tekirdağ'dan bu duygularla sesleniyorum. Tekirdağ şubemizin genel kurulu hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve KOPİŞ Sendikası'nın tüm yetkili kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli delegatlarım, 4 yıl aradan sonra sizlerle yine birlikteyiz. Bu genel kurulda konuşacak, sizlerle tartışacak çok şeylerimiz var. Ülkemiz açısından zor günlerden geçiyoruz. Devletin üzerindeki uluslararası baskı sürekli artıyor. Bir yandan bir türlü bitiremeyen terör, diğer yandan uluslararası alanda yaşadığımız sorunlar, baskılar, Orta Doğu'da yaşanan savaş ortamları, ekonomide ortaya çıkan belirsizler, toplumsal bir endişe yol açıyor. İnsanlarımız tedirgin ve huzursuz. Özellikle gençlerimiz geleceklerinden endişeli. Ancak yaşadığımız bütün bu zorluklara rağmen biz sendikacı olarak bizler umutsuz olamayız. Çünkü biz bu milletin azim ve kararlılığına bu zor günleri birlik ve beraber içinde aşacağına sonuna kadar inanıyoruz. Çünkü bu millet nasıl ki milli mücadele yıllarında doğusuyla, batısıyla ülkemizin bağımsızlığı ve birliği ve bütünlüğü için ayağında kara lastik, elinde kazma kürekle savaşmaya ve mücadeleye koştuysa, kutsal vatanımız ve al bayramı söz konusu olduğunda yine koşacaktır. İşte biz buna güveniyoruz ve buna inanıyoruz. Değerli dostlarım, biz Türkiye'mizin sevdasına vazgeçmedikçe, vatanımıza, bayrağımıza ve birlik ve beraberimize namusumuz gibi sahip çıktıkça bizi kimse yenemez ve ezemez. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bakınız, biz son birkaç aydır şube genel kurulumuz yapıyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin her köşesini geziyorum. Anadolu'nun hangi kentine girersem gideyim, her bir köşesinde ayrı bir kahraman göğüsü var. Her bir köşesinde vatanı ve milleti için her şeyi feda etmiş atalarımızın izleri var. Bunlar bizi duygulandırıyor ve heyecanlandırıyor. Bizim yeniden Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir milli birlik ve şuura